Efendim merhabalar efendim, your turn today'in bir sonraki bölümünde... Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum, böyle bir şey yok. Efendim merhabalar efendim, your turn today'in... aslında aynı şeyleri söyledim ama olsun, siz... benim dejenere bir salak olmadığımı düşünerekten buna şey yapın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim yine ekranım tabi mal oldu. Niye böyle oldu? Tamam, düzeldi. Hani şu itemlerimiz vardı. İtemlerle kırmızı anahtarı... Ha, şunu hop açalım. İşte bu. Bu anahtar deliğe tamamen uyuyor. 3 tane delik var. Dolayısıyla 3 tane anahtar gerekiyor. Hadi bunu deneyelim. Kanlanın kıyafetlerinin anahtarları falan. Ha, buraları falan şey yapmıştık biz gerçi. Biz dağılıp şey yapma olayındaydık. Ben kaydımı almamış galiba. Birazcık böyle tıklaya tıklaya ilerleyeceğiz sanırım. Hızlıca ilerleyelim. Bunun bedenini bulmuştuk. Şey kafasını bulmuştuk. Bedenimi bana geri getir diyordu. Biz de Beanie ile takılmamız gerekiyordu. Aynen. Bu şerefsiz. Bizi kaçırdığından şüphelendiğimiz eleman bu. Tamam, discussion end. Ben sanırım kayıt almayı unutmuşum ondan sonra. Kayıt aldım diye hatırlıyorum halbuki ama. Tamam. Ha, şu tarafa doğru gidelim. Tehlikede olursam şey işte bu gerizekalıyı arkanda bırakıp gelebilirsin falan diyor. Ya da zor bir şeyleri kaldırman gerekirse. Hepimiz bu çıkmaz sonlardan geldik. Hani yukarıdan düşmüştük ya, onu anlatıyor işte. Evet, o kadar. Şuraya gidelim. Ha, move diyelim. Şuraya ilerlediğimizde burada bar vardı. Barda bir şey bulmam gerektiğini söylemiştiniz siz bana. Sanırım şu mu? Yok, yüksek fiyatlı şeyler bunlar. Barın içinde bir şey bulmam gerekiyor sanırım, zannedersem. O neredeydi bilmiyorum ama biriniz öyle bir şey demişti sanırım. Sanırım şu mu? Alkollü içecekler falanlar filanlar. İsimler var. Daha tanışmadığımız kişiler ve tanıştığımız kişiler içebilir içemez şeklinde. Şu bu bir lamba. Bir şey bulmam gerektiğini söylemiştiniz burada ama ben burada hiçbir şey bulamıyorum. Neden bulamıyorum? Şurada çocuğun kafası var. Burada saklanıyor. Bir sürü alkolle dolu. Alkolden nefret ederim. Babam aptal diye sarhoş falan diyor. İçtiğin zaman kendine dikkat etmen gerekiyor. Ama ben içiyorum ama dikkatli içiyorum falan filan diyor. Profesör Mishima işte odanın her yerine bakıyormuş. O bayan Sara. Bir tehlikeyle karşılaştınız mı? Lütfen dikkatli olun. Tamam mı? Falan filan. O tarz şeyler diyor. Ben bir şey bulamadım başka. Neyse, tamam. Shut the fuck up, shut the fuck up. Gidelim buradan. Ben bir şey bulamadım barda. Ya belki buralarda bir şeyler olabilir falan diye düşünüyorum ama. Sanırım düşünmemeliyim ve geri dönmeliyim. Central Hall'a. Central Hall. Data. Save'imizi al... Aynen, burada save almayı unutmuşumdur büyük ihtimal. Tamam. Okulun öğrencisiymişiz. Benim ekranım sürekli gidiyor ama oyundan dolayı zannedersem başka şeyler yaparken gitmiyor. Kırmızı anahtarımız var. İşte paramız yok. O zaman şuraya gidelim. Burası neresiymiş bakalım. Bu ne? Bu yine kırmızı bir vending machine var burada. Sigara satıyor gibi gözüküyor. Ve dışarıda bir sigara içme yeri var. Sen yaşın tutmuyor tabii ki. O yüzden hiçbir şey almayacaksın. Falan filan. Zaten içmeyiz biz kardeşim. Hayırdır amına koyayım. Biz alkol şeyi miyiz? Bir slotu varmış ve sigara aldık. Tamam. Bayağı yüksek kalite bir sigara gibi hissettiriyor ha. Tamam. Oyun odasına girelim. Belki Nanami'yi buluruz. Ah. Burası bir oyun odası mı? Ya bayağı kimse yok gibi gözüküyor. Burada bir puzzle veya bir ipucu, bir trik olabilir belki. Görüşlerini güveneceğim Maya Sara. Bu bir dart tahtası. Burada oynamak bayağı yalnız hissettirir falan diyoruz. Kırmızı door var. Hızlıca kapanan. Ne kadar meraklı. Ve kolayca açılan bir şey var. Burası sertçe kapatılmış bir kırmızı kapı ve kolayca açılan şey kapı var.
Mavi kapı var. Kırmızı odaya girebiliyor muyuz? Aynen, kapalı ve açılmıyor diyor. Mavi odaya girelim o zaman. Aa! Bunlar da kim? Bunlar da ne? İnsan figürlü şeylermiş. Sandalyeye oturtulmuş insan figürlü şeyler varmış burada. Hadi yaklaşalım onlara. Garip bir şey sandalyede oturuyor. Görünüşe göre bu bir işte dol. Yani insan şeklini alan bir oyuncak. Manken diyebiliriz ha. Hadi araştıralım şunu. Sandalyeden çıkaralım ve araştıralım bunu. Sandalyeye bağlıymış. Bir şey varmış gibi burada sanırım. Yani bir anda saldırmaya başladı, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bağlı olması iyi oldu. Tamam. Bu kim? Bu eleman. Neyse. Sen bu elemansın. Burası bayağı garip, sas bir bölge. Sas. Bir bölge. Şüpheli bir bölge. Ne yapıyorsun burada? Kyutaro. Kyutaro. Sadece yani bu odanın görüntüsüne bakıyordum yani. Ama bu adamlar her yeri araştırmak istediler. Yani aceleye gerek yok. Yani tuzak olmasından falan korkmuyorlar mı? Joe. Bu büyük çizim kim için acaba, merak ettim. Meraklı mısın? Evet. Yani belki bizi buraya kapatan biridir. Sanırım şimdilik sandalyelere bakacağım. Bu arada Sara... Yani çok yetişemeyeceğin bir yerde bu sanırım ha. Bir santim falan uzadım son yıldan bu yana. Peki. Seni bir gün Shorty diye çağıracağım. Kısacık yani. Cüce. Öf. Sen ne yapıyorsun? Bayan. Bay. Bay polis. Polis bey. Hey Sara. Eline koy bu şuna. Aha, 3 tane mermi. Aa, bunlar ne? Benim değiller. Koltukları şey yaparken, bakarken buldum. Bunlar gerçek mermiler mi? Hiç görmemiştim daha önce. Büyük ihtimalle tehlikeli şeyler. Onları alır mısın benim için? Joe benden şey yapacaktır eğer ben alırsam. Joe'ya da veremem bunları. O yüzden sana güveniyorum Sara. Peki. Ya bu bir oyuncak gibi gözüküyor. Manken gibi gözüküyor. Garip bir yer burası. Oh. Kafası biraz ağırmış sanırım bu mankenin. Salladığım zaman garip bir ses duyuyorum diyor. İçinde sıvı falan mı var? Belki de... Ha? Ha. Kafalarından su içeriz diye belki bizim için bırakmışlardır suyu falan diye dedi de bu bayağı sert bir şey gibi gözüküyor. Sen biraz garipsin ha. Yani sadece şaka yapmaya çalışıyordum, kusura bakma. Böyle bir zamanda mı? Gerçekten üzgünüm. Tamam, burada işimiz kalmadığına göre sanırım gidebilir miyiz? Şurada bir tane oyuncak var ama. Yakından bakıyoruz. Oyuncak ve sandalye arasında bir şey varmış. Bu bir silah. Oh, revolver'ımız var. Ne yapacaksın bununla Sara? Ha? Aa, üzgünüm bayan Sara. Onu bana verir misin? Ha? Tabii ki vermem. Haklısın. Ya onu gözünün önüne ayırmaman lazım. Sanırım... Doesn't seem to have all... Ya mermisi yok gibi gözüküyor ama... Kimseye vermemen gerekiyor onu. Haberin olsun, anladım. Yani vereceğimizi zannetmiyorum zaten. Hiç merak etme. Sanırım oyun odasına geri dönebiliriz buradan. Ve buradan da smoking area hallway'e dönebiliriz. Hadi bir sigara içelim falan diyeceğim. Sigara öldürür arkadaşlar. Sigaraya gerek yok. Bir de buraya gidelim. Burası nereye gidiyormuş bakalım. Aha, bu ne? Burası bir kafeteryaya benziyor. Merak ediyorum bizi kaçıranlar
yemek yememizi falan mı söylüyor burada? Masanın üzerinde bir şey var. Küçük bir dart var. Bu küçük ama eğlenceli, garip bir görüntüsü var. Ucu sivri. O yüzden dikkatli ol. Çakmak var burada. Masanın önünde. Çakmağı da aldık. Bayağı pahalı görünen bir Zippo çakmağı benziyor bu. Ya da öyle olduğundan eminmiş bizim arkadaşımız. Lan. Ekranım gidiyor sürekli. Altta batmak zorunda kalıyorum dolayısıyla. Zifiri karanlık bir bölge var. Kafeteryanın orada. Bir de kapı varmış. Sertçe kapatılmış. Kafeteryanın arkasına gidelim. O zifiri karanlık yere gidelim. Ne garip bir atmosfer. Yani şey bir atmosfer. Kırmızı lamba var falan. Şu kırmızı lamba. Bu kapıdan girebilmeye cesaret edebileceğimi zannetmiyorum. Ben ederim. Bu kilitli değil burası. Girmeli miyiz oraya Sara? Hayır, girmeyeceğiz. Ha, iyi. Kaydettikten sonra gireceğiz tabii ki. Yani. Hadi girelim. Tamam. Here goes nothing, bro. Aa, bu ne? Peki, bir şeymiş. Beden, gövde şeyiymiş. Duvara yaslanmış. Kıpırdamıyor bu. Bu şey olabilir mi? Aa, beden olabilir mi? Bu bizim aradığımız beden olabilir mi? Cage'in okuduğu notu hatırlıyor musun? Benim bedenimi bul diyordu. Oyuncağın kafası bununla şey olabilir. Bu işe yarayacak mı sence? İşe yarayabilir. Yani birazcık korkunç olsa da. Evet, haklısın. Birazcık daha araştırma yapalım hadi. Tavşanları mı araştıracağız? Peki, mermi buldum. Şunlara bakma izin ver. Bunlar oyuncak mermilermiş. Dummy? Dummy bullet. İşte anladınız işte ya. Şey, havalı mermi var ya. Bunları bir silaha koyarsan ateş etmeyeceklerdir. Aynen. Oyuncak mermi. Yani onlar şeyler, güvenliler. Hadi Cage'nin buna bakmasını söyleyelim. Çok daha uzman bu işte. Bizden çok daha uzman. Bize daha fazla şey söyleyebilir. Hadi gidelim o zaman. Cage'i smoking oraya hallway'de game room'un oradaydı. Ama benim game room'da denemek istediğim bir şey var. Bu dartı fırlatmak istiyorum. Bir itemle combine olabilir mi? Revolver'daki deliğe sokmuşum dartı. Dartı revolver'la şey yapmışım. Her şey denemeye değerdir. Dartı bununla ateş edebilir miyim? Ederim. 9 mermisi var. Yani 9 mermi şey yapılabilirmiş. O zaman şunu ateş edelim. Bu dart tahtası falan filan. Revolver'la vuralım. Tebrikler, tebrikler. Tamam, isabet. Tam isabet ettirdiğin için mükemmel bir hediye alacaksın. Lütfen yukarıdaki deliğe bak. Bu etrafındaki deliğe bakmışız. Şu yukarıdaki delik var ya şu an gösterdiğim. O deliğe bakmışız. Bir şey görmüşüz ve bir sol ayak bulmuşuz. Bu en kötüsüydü. Yakından bakınca bir oyuncak ayak. Aynen, şu mankenin ayağı. Nasıl aynı numaraları yapmaları sürekli tekrar. Sanırım buna alışacağım yakında. Tamam, dartboard'da hallettik işimizi. Burası kapatılmış. Girelim Blue Room'a. Beyefendi, hey Sara falan filan. Bana garip gelen şey... Bu odalarda bir silah ve mermiler vardı. Bize silah vererek ne yapmaya çalışıyor bu adam, bizi kaçıran kişiler? Bir şey yaratmaya çalışıyor olabilirler. Uyumsuzluk, anlaşmazlık. Birine silah vermek ona avantaj verecektir. Niye bunu başka birine vermek istesin ki bir silahı alan kişi? Aynen, bir anlaşmazlık, bir üstünlük yaratmak falan istiyorlar. Silah üzerine bir savaş mı? Evet, gayet mantıklı.
Ama bizim Sara'mız, iyi Sara'mız, arkadaşımız Sara'mız var ve bu yüzden bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bak. Bana niye bu kadar güveniyorsun? Evet yani. Çünkü tatlısı... Aa, ne diyorsun sen ya? Keiji herkesten çok bana güveniyor gibi gözüküyor. Merak ediyorum neden. Yani böyle garip bir iltifata nasıl cevap vereceğini, nasıl tepki göstereceğini, böyle tepki göstereceğini düşünmemiştim. Aa, haklısın Keiji. Aa, bu oyuncak mermileri buldum kafeteryada. Bu ne? Aynen, dummy wallet'ı şeylere vermişiz. KG'ye vermişiz. Bu bir kanıt gibi gözüküyor mu? Onları bir kontrol edeceğim. O araştırırken biz ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Oh, Sara, bekle bir saniye. Evet. Ayrılmadan önce arkamı döndüm ve... Aha, Bayan Sara, sen gelmiyor musun? Wow! Bu da ne? Bayan Sara, sen iyi misin? Tamam, kapının arkasındaki barlar kapanmış. Beni ayırmış soğuğuyla beni. Burada kilitli kaldık. Açılmıyor. Bunu şey yapabileceğim, açabileceğim bir şey bulmaya çalışacağım. Peki. Peki, bu bayağı kötü oldu. Sara, sen incindin mi? Hayır hayır ben iyiyim ama lanet olsun bu bir tuzaktı. Kim bilirdi ki? Alarmda kalmamız gerekiyordu. Şimdi kendini çok şey yapma. Kendinizi çok korumaya almanıza gerek yok. Aa, bu ses kimden geldi falan. Ha. Çok detayları çok merak etme. Şu şey konuşuyor bu arada. Ben bu odanın ustasıyım. Bana Meister diyebilirsiniz. Oyunun bir sonraki oyunun kurallarını açıklamama izin verin şimdi. Kurallar mı? Tabii ki. Kuralları bilmeden hayatınızı riske atmak istemezsiniz yani. Sen gerçek bir karaktersin adam. Ya şey diyor, stake my life, hayatımı ortaya koymak. Bu basit aslında kural. Şu an 5 insan var odada, değil mi? Ve 4 tane oturulabilecek koltuk var. Bir taneniz meydan okuyan olacak ve diğerleriniz de hedef olacak, oturacak. Hedef mi? Ne için hedef? Size havalı bir silah verdim bu odada, değil mi? Bir revolver hedefi mi olacağız yani biz? Ve bu kurallar ne kuralları yani? Bir çıkışı vardır kimseye ölmeden kurtulabileceğimiz. Haha, doğal olarak basit bir ölüm tuzağı ya, eski kaçar yani, değil mi? Ama görüyorsun, ilk önce kimin challenger yani meydan okuyan olacağına karar vermelisiniz. Oyunun daha ne olduğunu bilmeden kimin ateş edeceğini seçmemizi mi söylüyorsun? Ateş edeceğini seçmemizi mi söylüyorsun? Kim hedef olmak ister ki yani? Ateş eden kişi yani meydan okuyan güvende mi olacak? Evet. Sadece hedefler bu korkuyu şey yapacak, ne yazık ama tadacak, görüyorum. Sara, ben şey olabilir miyim diye soruyor bize. Ben meydan okuyan olabilir miyim diyor. Benle dalga geçme, kendi başına karar veremezsin buna. Büyük ihtimal biz olacağız. Yani genç bir kızın böyle bir silah kullanmasını uygun görmüyorum dedi Kai bize. Ya ben açıkçası kendime güveniyorum. Ya da ben... Aha, I'm Sara'nın yani kafası bayağı temizdir, sağlam çalışır diyor. Sara, kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Şeyde... Sana güvendiğim için bu şeyden kurtulduk. İlk duruşmadan kurtulduk. Şimdi benden bir şey istiyor. Ben bunu başarabilirim kesinlikle. Lütfen benim bunu yapmama izin verin. Mümkün değil. Bunu kabul edemem. Yani güvenmediğimi sana düşünme ama yani bu riski almak istemiyorum diyor.
Bir oylamaya başvuralım o zaman. Sanırım karar vermenin en iyi yolu bu. Aynen, çoğunluğun oyunu kullanalım diyor. Peki, bu tek yol olabilir. Doğru. Tamam, hadi yapalım. Hepiniz hazır olduğunuzda benimle konuşun falan diyor. Ben hazırım. Evet, hazırım. Her zaman senin tarafındayım. Decide Challenger. Meydan okuyana karar vereceğiz. Tamamdır. Kimin işte meydan okuyan olacağını karar verelim. İlk önce fikirlerimizi belirtelim ve o en son oy şey yaparız. Oyları veririz. Sara. Ne olduğunu biliyorsun. Q Taro'ya bunu kullanmaya uygun olduğunu kanıtla. Kanıtlayayım. En çok güvendiğimiz kişinin meydan okuyan olması gerekiyor. Peki, bana güveniyorsun o zaman. Burada şeyler yok. Yani karşı koymalar yok, değil mi? Hadi o yüzden konuşalım. Ya darmalıkça gücenmece şeyler yok diyor. Mermi silah kullanmakta benim deneyimim var. O yüzden bana bırakın bu işi diyor. Sen çok şey yapıyorsun ha? Aa, bu doğru mu? Evet, yalandan nefret ederim. US'e gittiğim zaman bir silah denemiştim, gerçek bir silah. United States'e. Yani deneyimin, çalışmaların var diyor ha. Bunu basit tutacağım Q Taro. Eğer deneyimin varsa bile sana güvenemem. Cidden mi? Üzgünüm. Ya yani olay birazcık şey almaya, kızışmaya başladı. Ben kararsızım. Ya yani daha karar vermedim. Bütün sorumluluğu Bayan Saray'a yıkmak bana acı veriyor ama o iyi olacaktır. Yani çelikten sinirleri var onun yani. Ona Steelman, çelik kafalı da diyebilirsin. Çelik zihinli. Zihni çeliktendir diyor ama ben çelik sinirleri vardı demek istedim. Ya buraya çok takılmana gerek yok. Peki Sara, ne düşünüyorsun sen bu konuda? Kendim hakkında söyleyebileceğim çok şey var sanırım, değil mi? Bunun hakkında biraz düşüneceğim. Emin olmadığında bana sor. Birlikte stres olabiliriz bu konu hakkında. İlk önce bir kaydedelim. Ne kadar zaman harcadığımıza bakalım. Devam edebiliriz sanırım. Ben bununla konuşacağım. Tamam. Extract. Senle bir konuşalım. Pekala Sara. Rebuttal. Rebuttal ne olduğunu bilmiyorum. Çok gergin olma. Her zamanki yaptığın şeyleri yap diyor yani. Vur ortaya yumruğunu diyor. Kim olduğumu düşünüyorsun ki sen? Sonobene Lisesi'nin Godfather'ı olduğunu düşünüyorum. Mafya babası olduğunu. Bunu ciddi mi söylüyorsun? Cidden bunun hakkında ciddi düşünebiliyor musun? Nasıl güven kazanacağımı bilmiyorum. Herkesi bana güven demek zor bir şey. Ben sadece bir öğrenciyim yani. Lise öğrencisiyim. Yani çok şey düşünüyorsun bu konuda. Genel düşünüyorsun diyor. Bunu genel bir şekilde düşündüğünde, pardon, genel düşünüyorsun demiyor. Bunu genel bir şekilde düşündüğünde yani çok bir güven tutacak biri değilsin aslında. Bu durumda iki kişinin sana güvenmesi yeterli burada, değil mi? Yani iki kişiyi güvendirmen lazım. Duke it out. Discussion'da, bu tartışmada avantaj kazanmak için karşıt duruşların birbirine düşmesi falan mı? Sanırım böyle bir şey derim. Yani diğerlerinin kelimelerini ödünç al diyorsun bana, öyle mi? Sanırım deneyeceğim. Yani diğerlerinin sözlerini ödünç al. Ha. Birinin durumunu kullan. Ortaya koy. Başka birinin dediği şeye göre birinin dediğini ortaya koy.
Ah. Çok yeterli zamanımız yok. Birbirimize güvenmeliyiz, değil mi? Kesinlikle. Ve şimdi sen Bayan Saray'a bayağı güveniyor gibisin. Aa, öyle mi düşünüyorsun? Yani ben kendi görüşümü sürebilirim. Belki Bayan Sara ve Jo birlikte çalıştıklarından falandır. Ya yani bu ikisi birbirine güvenebilirler. Ya hesap, yani hesaplama yapıyormuşum gibi görünüyor. Bu bana cidden bayağı şok etti beni. Yani gözlerime güvenirim diyor insanlar konusunda. Ha, insanlar için güvenilir bir özgüven. Ben özgüvenli biriyim kendi gözümde insanlara karşı, insanlar için diyor. Anlıyorum, görüyorum. Çok hızlı, çok şey çevirdim bu arada. Ama hikayende kayıp bir bölüm var. Aa, öyle mi? Ne gibi? Mesela. Silah kullanma konusunda kendime güvenmiyorum. O yüzden kimin olmasını istediğimi seçmek daha mantıklı. Ya böyle bir göreve uygun biri var tabii ki burada. Ama bir sebepten ötürü kendi şey olarak görmüyor o. Kendi seçmiyor. Yani sen bir polissin, senin deneyimin var. Her ne olursa olsun, eğer reddederse bunu, onu sormaya hakkımız yok. Ne baş belası? Senle konuşalım. Yani çok fazla insan yok bu ülkede silah kullanabilen. Yani o yüzden benim deneyimim değerli bu konuda, değil mi? Yani tam olarak intel'ları bilmiyoruz ama bu silah kullanmanın önemli bir şey olduğunu, silah kullanma becerisinin önemli olduğunu söylüyorsa, o zaman evet, senin şeyin değerli. Değil ya, bu oyunu yenmenin en kolay yolunun bu olduğunu söylüyorum sadece. Ha, ne dediğini anladım ama ya bunu rasyonel olarak düşünmeniz lazım. Yani o şekilde düşünmediğimizi zannetme, tamam mı diyoruz ve şurada bir kaydediyoruz. Şöyle. Store statement. Store. Ha. Şunun düşüncelerini bir şey yapalım. Şunun düşüncelerini bir alalım ve buna diyelim. Böyle yani. Bu konuda söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Belki de farklı bir şey denememiz gerekiyor. O zaman bunun düşüncelerini alıp şuna bir aktaralım. Eğer bir karşı koyacak bir şeyin varsa kendi daha iyi açıklamalısın bundan. Peki. Biraz daha konuşmamız. Sen Challenger olmak istiyorsun. Sen bana güveniyorsun. Sen bana güveniyorsun. Sen bana güveniyorsun. Sen de o zaman üzgünüm. Biraz daha düşünmeme izin ver. Peki, pek bir etkisi olmamış gibi. O zaman sana şey yapalım. Söyleyebilecek bir şey yok. Tamam. O zaman buna şey yapalım. Bu bana güveniyor bak. Peki. Ah, kimin düşüncesini kullanabilirim ki? Kimin dediklerini kullanabilirim ki? Kyutaro'nun dedikleri silah kullanmayı bilmesi. Ben silah kullanmak istiyorum ya. Tamam. Senin deneyimin var. Bunu sana bildirsek. Eğer deneyimin varsa bile Kyutaro, sana güvenemeyiz.
Yani deneyim bundan çok daha önemli değil mi? Burada önemli bir şey değil mi? Çünkü hala bu şeyin silah kullanma yeteneğiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ya da bilmiyoruz. Odaya baksana bir, bu merak uyandırıcı bir, ya bu şeyler merak uyandırıcı mankenler. Bahse varım onlar hedeflerdir böyle dummy target'tir. Hedef mi? Bir insanı vurmak ya da bir oyuncağı vurmak. Oyunun alakalı olduğu şey büyük ihtimal budur. Her şekilde bunlar sandalyeden kıpırdayamıyorlar ha. Ben her zaman soğukkanlıyımdır. İnan ya da inanma. Yani bir insan silah doğrulturken de mi? Ya bu garip bir düşünce, korkunç bir düşünce. Senin elinden insan öleceğini düşünüyorsa, bunu hiç deneyim ettin mi? Etmedin. Bir amatörden, yani arkadaşını kurtarmaya hevesli olan birine, böyle ortalama bir deneyimi olan birinden daha çok güvenirim diyor kısaca. Anladım. Ya belki bu iş için değilimdir. Ama hala söyleyecek şeylerim var. Sanırım dinlemem gerekiyor. Söyle. İlerleme. Ya Keiji, o zaman seni şey olarak seçemez miyiz? Meydan okuyan kişi olarak. Bir sürü silahla savaşın olmuş olmalı değil mi? Aman akıyım ya, sürekli bozuluyor ekran. Evet. Ya bu doğru. Kesinlikle. Ben de merak ediyordum. Neden bir polis bu konuda en çok güvenmemiz gereken kişi, kendine göstermedi örnek? Sanırım böyle düşünebilirsiniz ha. Eğer bunu hayatımı ortaya koyacaksam, en güvendiğim kişi de olmasını isterim silahın. Eğer bu ben olmayacaksam, o zaman Keiji olmalı. Keiji, sorun ne? Yani olay nedir? Eğer sessiz olursan biz bir cevap alamayız bundan. Eğer reddedersen nedenini bilmek istiyorum yani bu durumda. Bu bir kanıt, bir şeyleri, bir sorun olduğunu kanıtlayacaktır çünkü. Bu duruşmamızı, şimdi tartışmamızı burada bitiremeyiz böyle bir durumda. İlk önce bir kaydedelim bence. Tartışmamızın da bitmesini istiyorum ben açıkçası. Hiç silah ateşledin mi? Gerçekten silah ateşledin mi? Evet. Tamam, basitçe cevap verdin. Bir şey daha soralım o zaman. Neden bu işi bana yaptırıyorsun? Niye bunu yapmamı bu kadar istiyorsun? Çünkü çok tatlısın. Yani tatlısın çünkü. Ne kadar söyleyeceksin bunu da? Sorudan kaçıyor gibi geldi. Peki. Neden sessizsin? Keiji, neden sessiz kalıyorsun? Keiji, bana cevap ver. Wow. Ya burada çok ciddi bir şey yürütüyoruz yani. Eğer ne düşündüğünü söylemeyeceksen bilemeyiz. Ops. Sen nesin yani, annem falan mı? Ha, iyi güldüm ben yani. İyi, tamam, açıklayacağım. Birini vurdum, bir insanı vurdum. O zamandan beri silah kullanamıyorum. Ha? Ya bunun zavallıca olduğunu biliyorum ama... bir dedektif olmaya hazırlanıyorum. Should be prepared. Dedektif olarak hazırlıklı olmalıyım. Dedektif olacağım zamana kadar. Ama eğer öyle bir şey olduysa, bu haberlere falan çıkmaz mıydı? Gerçeklik sadece yüzüne çıkan bir şey değildir. Yüzeye çıkan bir şey değildir. Bazen yüzeyin altında da gerçekler vardır. Yani bütün bildiğim ve söyleyeceklerim bunlar. Bana başka bir şeyler söyleyeceğini şey yapıyorum, şüpheliyim diyor. Yeni bir statement aldık Keiji'den. Yani durum aldık Keiji'den. Silah kullanamıyor birine vurduğu için.
Heiji garip davranıyor. Bu durumda avantaja varamayız diyor. İnsanlardan işte bilgi almaya çalış falan filan. Garip, önemli bir şey bulabilirsin. Ya kimseyi bu kadar zorlamazsın normal durumlar altında ama hayatlarımız söz konusu. Senin fikrini alayım ben. Ve sana sunayım. Sana sunayım. Bu doğru mu? Evet. İşinde mi? Yani vurduğun kişi öldü mü? Travmatik olmuştur bahse varım. Gerçekten üzgünüm. Yani şeye karşılık veremeyeceğim bu benden beklentilerinize. O silahtan beri birine silah doğrultmak bile kafamı bir garip yapıyor yani. Çok terliyorum. Soğuk terler döküyorum. Bunu sana yaptırmak istemem adamım. O zaman saraya güveniyoruz değil mi? Kyutaro. Bekle bir saniye. Hala ben şey yapmış değilim bu konuda. Rahatlamış değilim. Yani sonuçta hayatlarımız söz konusu değil mi? Kyutaro. Herkesin şeyini aldık diyor. Sara. Ama en sonunda Kyutaro'ya kendimi şey yapmam lazım diyor. Şeylerin savaşı. Sözcüklerin savaşı. Sözcüklerin savaşı Kyutaro ile başlayacak. Kyutaro'nun durumu ortaya çıkacak. Baloncuklarda. Konuşma baloncuklarında. Onlara dokunarak, durumlara dokunarak, statementlara dokunarak bunları reddedebilirsin. Ve Kyutaro'ya damage verebilirsin diyor. Hayır, tekrar duymaya ihtiyacım yok. Danganronpa'da olduğu gibi. Kelimelerini kullan ve bana kanıtla güvenilir biri olduğunu. Bence bunu burada kaydedelim ve bölümü burada bırakalım. Zaten 37 dakika olmuş efendim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.